her yetişkine özel ricamdır. Çocukların öyle ya da böyle parçası olduğu bir şeyi politik savaşlarınızda kullanırken o çocuğu da cephenin ortasında bıraktığınızı lütfen unutmayın. Çocuklar tarih boyunca yetişkinlerin bütün çatışmalarının ortasında kaybederler. Normal hayatlarında hakikaten beş para edecek işleri olmayan ama böyle köpürtmelerde bir tarafta gözükerek kendine prim sağlamaya çalışan insanlar ve maalesef bugün işte zihnimizi bunlar şekillendiriyor. Bunlara haberci diyoruz, bunlara siyasetçi diyoruz, bunlara kanaat önderi bile diyebiliyoruz bazen. Korkunç bir durumdayız. Sosyal medya kamplaşma tarafında güçlü olanların mecrası ya, kahrolsuncularla yaşasıncıların mecrası. Şimdi kahrolsun ya da yaşasın demiyorsan zaten seni kimse dinlemiyor. Burada olay bizi şuna götürmeye başlıyor. Politik doğruculuğumuz Bizim çocukları yetiştirme biçimimiz ve onların maruz kaldığı içerikle ilgili de gözümcük öğretmiyor Ali'cim, gene ülke gündemi durmuyor maşallah. Açık oturum gibi oldu bu arada. Ya ülke gündemi tartışmak dert değil de. Benim de biliyorsun ara ara başımı derde sokan bir konu var. Kısmen de böyle belli bir periyod yani bir ritme olduğunu düşünüyorum. Zırt böyle gündeme çıkıyor ya da çıkarılıyor. Sayende öğrendim, haberim yoktu gök kuşağı önünde fotoğraf çekildiği için görevinden alınan, sonra işte imza toplanan falan bir takım vakalar var. Yani bunlarda benim görebildiğim iki tane fotoğraf var. Bir tanesinde bir mezuniyet töreni ya da tatil töreni gibi bir şey de hakikaten balonlarla böyle gök kuşağı yapmışlar. Oradan bir arıza çıkmış. Bir de hakikaten arka planda LGBTİ bayrağının olduğu bir başka fotoğraf hikayesi daha var. Öyle bir olduk yani basındaki haline bakarsan Allah'ın gök kuşağı şu anda bir problem. Bir siyasi simge ya da bir ahlaki simge haline gelmiş durumda. Benim bu konuyla ilgili şöyle bir meselem var. Yani cinsel yönelimler şunlar bunlar çocukluk çağında bu ara çok fazla dillendirilen bir problem ve hiç sağlıklı bir noktada değil. Ee, çocukların o yaşlardaki birçok nedenden kaynaklı kafa karışıklıkları bir de böyle temel bir cinsellik meselesiyle birleşirip çocuklara sunulduğu anda ortalık çok karışıyor. Şu anda bütün dünyada saçma sapan yaşlarda saçma sapan müdahalelerle cinsiyet değiştirme, ergenlik durdurma falan gibi müdahaleler yapıyorlar. İşte bu cinsel disfori denen bir teşhisle çocukların hepsinin cinsiyetleriyle oynanıyor. Büyük yalanlar dönüyor. İlaç firmalarının falan burada tabii ettiği karın da bunda çok etkisi var. Geri dönüşlü etkiler falan deniyor. Hiç öyle bir şey yok. Çocukların hayatını berbat ediyorlar. Velhasıl kelam bütün dünyada bu konuda ciddi bir hem de endüstriye dayalı bir propaganda da var. Okullarda da bu yavaş yavaş işte böyle durumlarla çıkmaya başladı. Ben bunu açıkçası çok ciddi bir tehlike olarak görüyorum. Çünkü o yaşlardaki çocuklarda böyle bir konfüzyon yarattığın zaman kafa karışıklığı 50 yaşında 70 yaşında bile bunun etkilerini hani ömrü olursa görüyoruz ve bu toplum sağlığına çok ciddi tehdit eden bir şey. Bu durumlar nedir abi sen nasıl bakıyorsun? Ve özellikle bir de tabi burada bir aşırı duyarlılık hali var yani. Ulan renkli balonun <laughs> fotoğraf çektirince falan. Yani herhalde bu geçiş aşamasıyla ilgili bir şey, sen nasıl görüyorsun bu işi? Ama çok önemli, hani bizim de ebeveyn olarak da sık konuştuğumuz bir konu. Okullar bu konuda nasıl pozisyon almalı? Çok sık konuştuğumuz. Bir ikiye ayırarak belki konuşmakta fayda var. Bir, ya bir fotoğraf vermek. Yani bir sınıfın içerisinde, sınıf bir kere hareketli bir yerdir. İçerisinde çocuklar var gökkuşağı da çocukların çok sevdiği unsur hani ben de defaatle de çizmişliğim var yani, yani defa böyle. hepimizin çizdiği böyle şu anda bilemiyorum yani söylesem mi <laughs> ama çok gökkuşağı çizdim yani, yani şimdi bunu söylemeye korktuğumuz bir hal bir kere bu politik tartışma kısmını ayıralım ben hani çok sevdiğim bir alan da değil politik tartışma ama şunu bir bir linç kültürünün bir parçası haline getirilmesi kısmından ciddi rahatsızım. Çünkü alıcısı da kolay bunu. Aa, gördün mü o bayrak kimi simgeliyor biliyor musun, bilmiyor musun diye tartışılarak ki her iki olayla ilgili de detaylı bilgiye sahip değilim. Yani şu bir kere yargıç olma ve aa bu suçtu değildi tartışmalarına girmeyi de doğru bulmam. O yüzden oraya ayırıyorum ama orada bir linç kültürünün parçasına dönüşmesi kısmı. Abi bu arada Twitter'dan baktım işte. Yani bir gazeteci özellikle bu fotoğrafı alıyor doğrudan böyle bir ahlaksızlık olur mu burası okul falan diye paylaşıyor. Yani fotoğrafı özellikle bakıyorum bir ahlaksızlık görmek için. Yani hepimizin tatil öncesi sınıfında yapmış olduğuna benzer bir işte renkler renkler önde bir fotoğraf. Fakat sonra sorun şu. Ona mesela bizim sevgili Gökmen Hazlı Sayar falan da cevap vermiş. Saçmalamayın demiş artık bu kadar olmaz. Bu tip arkadaşlar bu gazeteci falan değişik vasıflar olabiliyor ama devamlı bu işi böyle köpürterek evet. toplumsal bir öfke oluşturmaya çalışıyorlar. Tamam, ve evet. bunu da bilmem neyle mücadele adına yapıyorlar falan ve bunun açtığı toplumsal yaradan pek haberdar evet. değiller gibi. Yani. yani orayı şöyle bir temizleyin. Bir kere o fotoğraflar paylaşılıyor ve fütursuzca paylaşılıyor. O fotoğrafların hepsi çocuklar var. Yani bunu paylaşan ve toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu iddiasındaki politikacılar ya da gazeteciler ya da ya çocuğun yüzünü blurlamışlar falan filan ama ne olursa olsun o, ya o fotoğraf. Ya bak. o çocuk o fotoğraftakinin kendisi olduğunu biliyor. Evet. Büyük bir suç işlenmiş ve ben de bunun bir parçasıyım duygusunu çocukta bırakıyoruz. O yüzden her yetişkine özel ricamdır. Çocukların öyle ya da böyle parçası olduğu bir şeyi politik savaşlarınızda kullanırken o çocuğu da cephenin ortasında bıraktığınızı lütfen unutmayın. Bu her taraf için geçerli. Yani politik bir mesaj nedeniyle bunu sınıfına taşıyan bir öğretmen varsa eğer ki ben öğretmenlerden öncelikle şunu söyleyeyim. Bunun bir politik mesaj olarak yayınlamak isteyeceklerine çok inanmak istemem. Yıllardır meslektaşlarımla beraberim. Yani olsa da çok aptalca ve nadirettan evet, bir şey olması çok lazım. Çok nadiren yani. bir şeydir. Böyle bir şey yapıyorsa bir meslektaşım çok doğru bir şey yapmış olmaz. Ama ben bunca yıldır öğretmenle öğretmenlerle beraberim. Bir öğretmen kendi politik ya da cinsel yönelimiyle ilgili herhangi bir şeyi varsa bile bunu sınıfta çocuklarla birlikte yapmaz. Bu öğretmenlik mesleği açısından benim hiç karşılaştığım bir şey değil. Abi yani... bir şey soracağım teknik olarak. Mesela benim haberlerden anladığım kadarıyla sosyal medya tabanlı özellikle oluşan bu tepkilerden dolayı bu öğretmen açığa alınıyor mesela. Evet. Şimdi abi bunun bir prosedürü yok mudur? Yani bu insana bir sorma, bir savunmasını alma, bir soruşturma yapma yani medyada her köpürttüğümüz şeyin böyle bir takım yasal sonuçları mı olacak? Bunun prosedürü ne? Tabii. Şimdi yani oradaki olaylar nasıl yürüyordur bilmiyorum ama müfettiş incelemesidir. Büyük ihtimalle. Kuvvetle muhtemelde o müfettiş incelemesinden sonra bir şey çıkmayacak. Yani ha, öğretmeni... inceleme için açığa alıyorlar. İncelemek zaten. için. Ha. Yani orada hani soruşturmanın selahiyeti gibi teknik meseleler bunlar. Daha fazla gökkuşağı önde fotoğraf çekilmesin diye Çekilmesin <laughs> diye ha, Milli Eğitim Bakanlığı önlem alıyordur diye düşünüyorum o yüzden orası başka bir boyut, hukuki bir boyut. Hukuki olarak suç olan hiçbir şeyi bizler eğitimci olarak savunacak halimiz Elbette, Tabii ki. Yani yargılama mekanizmaları belli. Hukuki olarak suç olarak tanımlanan şeyler belli. Ama Twitter mahkemesinde e, insanları bunu bu arada her politik görüş için yapılıyor. Hep maalesef. Yani... Ve abi şimdi bak konuşurken tona bakıyorum şey işte ikimiz arasındaki tona ve bunu dinleyici zihninde neler yaratabileceğini de düşünüyorum tabii çünkü hassas bir konu. Ama şimdi bak şöyle bir dilemma içerisine soktu bu arkadaşlar bizi. Gökkuşağını savunmak ya da işte bunun belki masum bir şey olabileceğini ima etmek tabii, bile. Tabii Sanki böyle bir propagandaya yandaş olmak o kadar bir kutuplara savuruyorlar tabii ki değil. insanları. Ve şunu da söylemek istiyorum insan psikolojisi açısından bir kere böyle kutuplaştırdınız mı en büyük kötülüğü o arada kalan çocuklara yapıyorsunuz. Çünkü iki kutuptan birine savuruyorsunuz onları. Savuruyorsunuz. Ama bunu tabii anlat, anlat, anlat anlatma şansımız yok. O cendereden de çıkamayız. Ben elimden geldiğince bugünkü sohbete çıkarabilirsek çocuklarımızı bu cendereden Aynen çıkarıp onları Aynen. bir güvenli limanda tutalım. Çünkü çocuklar tarih boyunca yetişkinlerin bütün çatışmalarının ortasında kaybederler. Yine bir çatışma var. Bu çatışmanın içerisinde herkes doğrucu davutluğunun içerisinde bir şey yapıyor. Kendi taraftarının hoşuna gidebilecek her türlü malzemeyi sahaya sunmaktan da hiç kimse imtina etmiyor ama çocuklarımızla ilgili bu alanda ne oluyor? Korkunç bir şeyle mi karşı karşıyayız? Biz belki bugün bunu biraz abi e, sohbetini şimdi yaparak ilerleyelim. Benim mesela çocukların küçük olduğu dönemlerde de böyle muhabbetler oluyordu. Geçiyor zaten işte propagandalar o zamanlar başladı. Yani devamlı bugün böyle bir aşırı bir cinsiyetsizleştirme politikasına dönüşen şeyin sinyallerini o zaman aldık ama şimdi mesela medyaya yansıyan böyle bir şeyin toplum sağlığına hizmet etmekten öte şu anda her bir evde muhtemelen bu konuyla ilgili ekstra bir gerginlik, bir pozisyon Tabii. alma, çocuklarda bir gerilim. Yani bunun kime faydası var ben çok anlayamıyorum. Yani mücadele ettiğin şeye bir fayda vermiyor bu süreç. Zaten yani. akıllı siyasetle ilgili şöyle bir şey vardır. Muhalefet etme biçimin, muhalif olduğun şeyi güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu? Hah, biz bunda uzmanız işte. Biz bunda uzmanız. Konusunda. Yani biz muhalif olduğumuz şeyi güçlendirme konusunda uzmanız. Ama bu o günkü politik çıkarımız için işimize yarıyor olabilir. Çünkü kamplaşma ve kutuplaştırma bundan beslenen politik hareketleri her zaman güçlendirir. Abi bir de ben hani burada çok siyasetten doğruca olmadan bir şey söyleyeceğim. Ortalık karıştıran bu troll, meşrep dediğimiz tiplerin hepsi normal hayatlarında, benim bildiklerimi söyleyeyim en azından, normal hayatlarında hakikaten beş para edecek işleri olmayan ama böyle köpürtmelerde bir tarafta gözükerek kendine prim sağlamaya çalışan insanlar ve maalesef bugün işte zihnimizi bunlar şekillendiriyor. Bunlara haberci diyoruz. Bunlara tabii siyasetçi tabii. diyoruz. Bunlara kanaat önderi bile diyebiliyoruz bazen. Korkunç bir durumdayız. O yüzden belki yani bizim gibi insanların bu işi daha halim konuşması belki elimizdeki tek mücadele tek yani. Tek. yani çünkü sosyal medya kamplaşma tarafında güçlü olanların mecrası ya. Kahrolsuncularla yaşasıncıların mecrası. Şimdi kahrolsun ya da yaşasın demiyorsan zaten seni kimse dinlemiyor. O yüzden bizi de büyük ihtimalle kimse dinlemeyecek. Çünkü biz ne Duya. kahrolsun diyeceğiz ne yaşasın diyeceğiz. Tabii duyamayacaklar. Mesela o Twitter akışlarına bakıyorum. Birisi devamlı aynı kopya mesajı herkese cevap olarak yapıştırıyor böyle fotoğraflı şeyli falan. Yani belli ki hazır aporda bekliyor. Tabii tabii. Çünkü o orada varlık hissediyor mesela. Şimdi bu insani patolojiyle bu bir zihinsel bir sorun aslında haberi ve gerçekliği ayırt edemez hale evet. geldik. Yani bugünkü sorunumuz o ve dediğin gibi yani çocuklar için durum gerçekten çok Çoğu. üzücü abi. Çok ve maalesef tıbbi camiada da yani bu bir hastalıktır ortadan kaldıralım. Bu o, gayet normaldir. Herkese eşcinsel olsun diye bir iki tane garip grup grup tabii var tabii. yani. Ve bunların arasında <laughs> Allah yardımcımız olsun. Allah diyeceğim. yardımcımız olsun. Asıl hadi biz yetişkiniz bir şekilde kendimizi koruyacağız ya da o savaşın içerisinde silahlarımızı çekip biz de koşacağız. Ama çocuklarımız açısından bakmak durumundayız. Şimdi çocukların cinsel yönelimleri, o anlamda biyolojik ve duygusal dünyaları karışacak, karmaşıklık yaşayacaklar. Bunların toplumsal olarak meşru görülen, gör, görülmeyen sadece cinsiyetle ilgili değil elbette ki. Bir sürü alanla ilgili bir şey yaşayacaklar. Bunun içerisinde bağımlılıkları da koyabiliriz, biyolojik ihtiyaçlarını da koyabiliriz. Niye çetelişme faaliyetleri yükseliyor da koyabiliriz. Ama öncelikle bu karşı çıkan kahrolsunculara bir şey söyleyeyim. Siz kahrolsun dedikçe yetişkin bir şeye kahrolsun derse çocuk ona yaşasın der. Bütün refleksi bu. Yani bir yetişkin aklınızla eğer bunu dinleyen ve kahrolsuncu tarafta bir arkadaşımız varsa şunu düşünmenizi isterim. Çocuklar yetişkinlerin yapın dediği neyi yapmış bugün efendim? Ben Yapmayın yapmayayım. dediği neyi yapmamış? Yani çok temel bir pedagojik bilginiz olsa çocuk yaşı itibariyle babasının, annesinin en çok karşı çıktığı şeyi yapmaya eğilim gösterir. Burayı gerçekten açmamız lazım. Burası çok önemli. Mesela özellikle ergen zihninde kendi kimliğini bulmak açısından evet. şöyle bir algoritma çalışıyor. Bunlar ne yaparsa tersini yapacağım. Neyi seviyorsa ben mümkünse sevmeyeceğim, sevsem bile çaktırmayacağım. Neyi sevmiyorsa gözlerine gözlerine sokacağım. Gözlerini. Sevmesem bile. Şimdi mesela ailelerde özellikle e, muhafazakar, mütedeyin ya da geleneksel değerlere bağlı aile yapısında bu konu gerçekten dehşet verici bir konu. Yani ben çok arkadaşımı gördüm. Okumuş etmiş hatta aralarında akademisyenler var. Ulan benim çocuğum eşcinsel olsa ben de halt yiyeceğim. Mesela bu, bu çok ciddi bir problem. Ve sen bu gerilimi aileye düşür. Anne baba bunu fısıltıyla da endişeli bir şekilde tartışıyor olsunlar. Çocuk diyecek ki biz bunu nerede deneyebiliyoruz ilk? İlk soracağı şey bu olacak yani. Burada hani korkunç bir senin biraz önce söylediğin muhalefet ederek güçlendirme var ve bunu göremiyoruz maalesef. Tabii. Yani bir taraftan bu kahrolsuncuların tarafı işi kilitliyor, bir yere getiriyor. Yaşasıncılar tarafına geliyoruz. Örneğin bazı dijital platformlar açısından ya bu iş çok abartılmıyor mu? Arkadaş yani politik doğruculuk nedeniyle her şeyin bu kadar da meşru ve en doğrusunun bu şekilde gösterilmesi de bir sıkıntı mıdır? Ben bunu da kişisel bir çok sıkıntı büyük olduğunu sıkıntı, düşünüyorum. Elbette. Yani burada da ağzımızı açamıyoruz. Şimdi kahrolsunculara bir şey söylesek neye sen gökkuşağını savundun. Bu tarafa dönsek dijital platformlarda cinsiyet yönelimleriyle ilgili tartışmaların bu kadar göze sokuluyor olmasının yaratacağı çocuklarımız açısından hiç mi bizim toplumsal normumuz yok? Bu normların hep mi dışında olacak desek ne? Sen zaten bunları kapatmaya çalışıyorlar. Bunu mu savunuyorsun? Yani radikalizmin harika tarafı bu. Evet, harika tarafı. Bu. Bizim gibi arada kalmışlar şunu söyleyemiyor. Yani ben bir dijital platformda her konunun oraya bağlanıyor olması kahramanların artık eşcinsel olmamasının kahramanlıkların önünde bir engel olması gibi Hakikaten bir hale yani ve politik doğruculuk. Yani şimdi siyahlarla ilgili bu dünya bu kadar şey yaşadı. Onlara yapılmış büyük zulümler yaşadı. Ama bu her kahramanın artık siyah olduğu anlamına gelmeye başlıyor. Şimdi cinsel yönelimi dolayısıyla sıkıntı çekmiş elbette ki binlerce insan var, onların insani olarak hakları ve talepleriyle ilgili saygı gösterilmesi bence tartışma dışı bir alan. Bu saygıyı zaten göstereceğiz ama artık yani şöyle espriler oluyor ya Ukrayna savaşını kazanan siyah ve eşcinsel kahraman da olmasın artık. Ukraynalılar siyah değil. Yani benzerini Yahudi toplumunun yaşadığı zulümlerde de yaşadık. Burada olay bizi şuna götürmeye başlıyor. Politik doğruculuğumuz Bizim çocukları yetiştirme biçimimiz ve onların maruz kaldığı içerikle ilgili de gözümüzü kör etmeye başlıyor. Yani onların gündemi değilken, onlar kendi çocuklukları içerisinde bir şey yaşamaya çalışıyorken biz politik doğruculuğumuzla, yani ben vegansam çocuğum da vegan beslenecek gibi hallere gelmeye başlıyor. Bugün karikatürize diye gördüğümüz şey yavaş yavaş hayatımızın bir parçası olmaya doğru ne yazık ki gitmeye başlıyor kafa karışıklığı abi. Buradaki en büyük sorun yani hiçbir şey yapmana gerek yok. Kafayı buralarda karıştır. Zaten çözülme kendiliğinden geliyor yani. Zaten bu arada amaç ben sana çok net söyleyeyim. Toplumsal çözülme ve destabilizasyon. Yani burayı biraz salladın mı bir sürü yeni pazar ve satış imkanı evet. açılıyor. Ana konu bu zaten. Şu anda dünyanın o ekonomisinin bir duraksadığı bir dönemde gençlerin de işte bu iletişim ya da nasıl derler, bağlantı teknolojilerinden gelen imkanlarıyla bu tip bir şeyin propagandasını yaptığını düşünsen milyonlarca yeni pazar açılıyor yani. Tabii. Ben bunu çok örneğin sigarada, içkide, uyuşturucu madde kullanımında da görüyorum. Şimdi insanların bu tür özgürlükleri var. Başka bir politik tartışmanın konusu. Çocuklarımızın çok küçük yaşta bu maddelerle tanışmasına problem olarak bakmamak başka bir şey. Şimdi 15 yaşındayken, 12 yaşındayken içkiyle tanışan bir çocuk. Şimdi bunun tanıştırılmaması engel olunması kardeşim bu da özgürlük diye tartışamayız. Çünkü 10-12 yaşında sigarayla tanışanın 20 yaşına geldiğinde mevcut herhangi bir madde onu kesmemeye başlayacak. Çünkü şunu düşünelim. Onların beyni itibariyle hep daha risk daha babasının annesinin istemediğinin üstünde bir şey yapmak onların varoluşsal şeyi Ellerindeki malzeme bu yani. Bir de yaşıtları tarafından moda olarak destekleniyor ve alkışlanıyoruz. Alkışlanıyorsa. Yani şimdi bir çocuğun yetişmesinde böyle bir alan var. Şimdi biz bunları kendi kişisel özgürlük alanlarımızı savunuyor diye onların dünyasına indirmeye kalkarsak onların gelecekte bizim yaşadığımız hiçbir şey onları kesmemeye başlayacak. Yani abi bu mücadele şimdi bak tekrar belki altını çizelim hani net duyulmuyor çünkü bu tip konularda söylediklerimiz. Ben şimdiye kadar muhabbetimizden anladığımız kadarıyla ikimiz de... bu cinsel gelişim meselesinin çok önemli olduğunu... okuldaki yaşın bu konuda büyük kafa karışıkları taşıyan bir yer olduğunu, aynı zamanda bunun... ciddi politize edilmiş bir sorun olduğunu... ve gerçek ve büyük bir sorun olduğu konusunda hemfikiriz. Evet. Burada bir sıkıntı yok. Bu LGBTQ falan denen işte örgütlenmenin, aslında dünya çapında bir örgütlenme ama... neticede son derece marjinal politik bir duruş olduğunu... Ve maalesef yaptığı total etkinin toplum yapısında yıkıcı ve çözücü etkiler ürettiğini görmek durumundayız. zaten oradaki söyleminde inkar ettiği bir şey değil. Bu onur yürüyüşlerinde şurada burada zaten ana amaç bir mesaj vermek. Ve bu maalesef bugün ana akım medya tarafından da çok ciddi destek görüyor. Bu tehlikeli. Bunda da anlaşıyoruz. Bu tehlikenin önüne almamız lazım. Ve zannediyorum hem fikir olacağımız bir yer daha var. Marjinal örgütlerin, en fazla beslendiği yer korkutulmuş, travmatize edilmiş ve kafası karıştırılmış gençlerdir. Özellikle de cinsellik gibi bir konuda korku, nefret ilişkisi arasında kafası karışan insanların o konfüzyon, kafa karışıklığı döneminde neler yapabileceklerinin sınırı gerçekten yok. Bu konuya şey gibi hani 12 yaşındaki bir çocuk işte ben bütün gün sadece şeker yiyeceğim, başka bir şey yemeyeceğim dediğinde nasıl ki saygı göstermekle alakası olmayan bir tedbir zorunluluğumuz var. Ona bir sınır koymamız gerekiyor. Hani burada da gerçekten ebeveynlik, otorite, eğitmenlik falan gibi meseleleri bu açıdan bir daha düşünmek lazım. Çünkü cinsel karmaşa şu anda iteklenen, dürtüklenen, propagandası yapılan ve hakikaten de başarılı olan bir süreç. Şimdi tabii ki burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum gökkuşağı fotoğrafından dolayı bir öğretmeni görevden alıyorsan sen. Hani ve bunu medyada tek yanlı olarak daha doğrusu çift yanlı olarak ya bizden ya işte, işte ne bileyim şeytan falan diye damgalıyorsan ancak ve ancak bu karışıklığa hizmet ediyorsun kafa karışıklığına. Çünkü o marjinallik marjinal tarafı gidecek olanlar işte biraz bizim burada yazık üzerine konuşmaya çalıştığımız o kafası karışık çocuklar. Ben şahsen yıllardır bu İlk onur yürüyüşü rezilliğine şahit olduktan ben gerçekten büyük bir rezilliğe şahit oldum ve ona şahit olduktan sonra kafayı bu konuya ciddi olarak taktım. Senelerdir de araştırdım şey bu eşcinselliğin biyolojisini falan çok konuştuk, yazdık. Zaten ondan dolayı da ortalık bir karıştı falan ama netice itibariyle bunun dini, kültürel, biyolojik tarafı bir tarafa bir de var olan durumda aklın yolu diye bir şey var. Mesela bu haber yani bence çok önemli bir haber. Bu sonuçlar çok önemli sonuçlar. Ve altını çizmek istediğim yer, karşı olduğu senin söylediğin altını çiziyorum, karşı olduğun şeyi, beslediğini fark etmen lazım. Böyle gereksiz tepkiler gösterirken. Allah sunuz aynısı, valla zor bir konu bu. Çok zor ve bu iki radikal politik uç, yani ben orada hem LGBTİ hareketi açısından söylüyorum, hem de, de her evet. önüne gelenini linç eden evet. bu iki marjinal politik güç, toplumsal normlarımızı ortadan kaldırıyor bizim ebeveyn olarak kafamızı karıştırıyor. Çocuğumuzun zaten kafası karışık yaşadığı dönemde gelecekte vazgeçemeyeceği bazı kararlar vermesine yol açıyor. Yani ben geçen gün Türkiye'de yaşanmadı, yurt dışında yaşanan 9 yaşındaki bir çocuğun cinsiyet değiştirmesiyle ilgili bir haberin yorumlanması biçimine bakıyorum. 9 yaşındaki bir çocuğun bütün hayatını etkileyecek bir kararı bizim ebeveyn olarak politik doğruculuğumuz veremez. Yani Mümküncü. Toplum olarak da bu tür kararlar verdiremeyiz. Yani ben çocuğumun veganım, e, hayvan sütü e, almasına karşı çıkıyorum deme hakkı bence bir ailede olamaz. Olmamalı. Ya Zaten işte bunlar hep gerçeklikten, biyolojiden falan kopuk şeyler. Ve o insanların hayatında ileride yapacağı şeylere dair de o kadar çok tıbbi bilgimiz var. Ya, bunların hiçbirinin sonu iyi değil. Evet. Çok ağır, yüzde 52 abi intihar oranı. %52 ya cinsiyet ama yani bu inanılmaz bir oran yani. Yarısı hayatını sonlandırmayı evet. tercih ediyor. Bu arada konuştuğumuz kavramlar ne kadar net ameli bak biraz önce konuşurken LGBTQ ile ilgili bir şey söyledim ya. Öbür tarafa yeterince giydirmediğimi fark ettim. <laughs> Şimdi burayı konuşsan lan burası eksik kaldı. <laughs> Bizi de bu duruma düşürüyorlar. Yani homofobik zihniyet ne kadar sakatsa e, bunu yani bildiğimiz cinsiyetler arasında yönelimleri politik bir odak yapmak da aynı derecede sapkın ve sorunlu bir problem evet. Bu abi hepimizin problemi, konuşamadıktan sonra yaptığın örgütlenmenin insana bir faydası yoktur, ben onu net Yok. olarak söyleyeyim. Ve ebeveyn olarak ve okul eğitim sistemleri açısından söylüyorum. Biz bilimin, kadim kültürlerimizin söylediği yoldan şaşmayın, önerim budur. Bu bunca yıldır, bin yıllardır denenmiş bilim de bize temelini söylemiş. Hayır ben orada alternatif bir görüşüm var o alternatif görüşümüzü yetişkinse kendi hayatımızda ne yapıyorsak yapalım ya da uygun mahfillerde tartış Akadelerde tartışalım tartışalım burada bilmiyorum. buralarda tartışalım başka bir şeye bakalım o gün duyduğumuz bir şeyi çocuğumuzun hayatına getiremeyiz o gün duyduğumuz bir şeyi okulun ana savunulduğu konu haline getiremeyiz o yüzden oralarda orta yolcu olmaktan korkmayalım derim tam Yeniköy'e güzel bir eski adet oldu kadim hatırlamak her zaman faydalı vallahi ağzına sağlık inşallah akıl yolunu konuşa konuşa bulacağız diye düşünüyorum. Bulacağız. Başka, Başka şansımız mı? yok.